Merhaba. Bugün altın ütü yapıyoruz. Daha önceki videolarımızda medikal bakım yapmıştık. Bunların detaylarını anlatmıştık. Şimdi ise yaşa uygun altın ütü, golden terapi seansları nasıl olur? Öncelikle bunlardan bahsedeceğiz. Bunun için bir cihazdan yardım alacağız. Fakat öncesinde kullandığımız ürün çok önemli. Corrective dediğimiz Skendor'un yine 40 yaş üstü, 35 yaş üstü kişilerin tercih edebileceği bir serumdur. İğnesiz botoks kremi olarak geçer. İşlemlerimize başlayabiliriz. Öncelikle cildi derinlemesine bir temizlik yapmamız gerekiyor. Biz misafirimizi 3 gün öncesinde çağırdık ve cildi derinlemesine bir temizlik yaptık. Yani siyah notları aknelerinden kurtardık. Daha sonrasında cilde vereceğimiz korrektif serumun cilde yerleşmesi için cildi hazırlamış olduk. Cildi temizlemeye devam ederken Dermapil Pro'dan yardım alacağız. Çünkü cildin pH'ını düşürecek ürün budur. 4.5'a düşürüp cilde gönderdiğimiz ultrasonik ışıklar ve korrektif serum ile cilde bakıma başlıyoruz. Dermapil Pro jelimizi aldık ve cilt yüzeyinde masaj yaparak cildin pH'ını düşürmeye çalışıyoruz. Bu pH düştüğü zaman bizim kullanacağımız serum cilt altına yerleşir ve vitaminleriyle birlikte cilt altındaki bağ dokusunu güçlendirmeye başlar. Altın ütü ise cildin birkaç katman daha altına yerleşmesine sebep olur. Daha sonrasında yapmış olduğumuz işlemde yine kırışıklara yönelik, yani göz kenarı, alın kırışıklığı ve nazolabiyal bölgesindeki sarkmaları yine korrektif serumla toparlayabiliyor olacağız. Evet, şimdi cildin pH'ını düşürdük. 4.5'a kadar indirdik. Ürünleri daha doğru yere gönderebilmek adına. Şimdi altın ütü Golden Therapy cihazımızla birlikte korrektif olan serumumuzu kullanmaya başlayalım. Evet, korrektif serumu alın bölgesinde cilde iyice yayarak yerleştiriyoruz. Altın ütü cihazımızda radyo frekans başlığıyla şu an ve başlıyoruz. Tutabiliyor musunuz? Altın ütüde bizim ütü başlığımız bulunuyor. Tam bir ütü mantığıyla düşünebilirsiniz. Alın bölgesinde özellikle kas yönüne doğru hareketlerle buradaki kırışıklık bölgesini ve nemsizlikten kaynaklı ya da mimikten kaynaklı olan kırışıklık bölgesini kas yönünde çalıştırıyoruz. Göndermiş olduğumuz kremin içerisi daha önce söylemiş olduğum gibi iğnesiz botoks etkili bir krem olduğundan cilt altına bunu bir ısıyla, yani radyo frekans ısısıyla gönderiyor olacağız. Altın ütü işlemini 35-45 yaş aralığında yaptırabilirsiniz. Çünkü daha çok bu dönemde kolajen bağ dokusunun sarkması ve kuruma, ciltteki kurumadan kaynaklı oluşan kırışıklar başlamış oluyor. Biz seanslarımızı 15 günde bir 4 kere yapıyoruz. Son 2 seansı bazen 1 ay aralıklarla yapabiliyoruz. Daha genç bir cilt ise 1 ay aralıklarla yapıp 4 seansı tamamlamamız gerekiyor. 4 seans tamamlandıktan sonra mutlaka 6 ay sonra tekrar bir rutuşa gelebilirsiniz. Rutuş gerektirebiliyor cilt. Çünkü biz burada ürünü gönderdiğimizde cilt ürünü alıp emilimini sağlayıp içerideki bağ dokusunu ve kas güçlendirmesini sağlıyor aslında. Bununla birlikte siz ürünü evde de kullanabiliyorsunuz. Biz burada işleminizi altın ütüyle yaparız. Evde devam ürünü olarak yine Global Lift serumu ya da Corrective serumu tercih edebilirsiniz. Altın ütü işlemini yaptıktan sonra biz serumu ciltte kalması adına o gün içerisinde herhangi bir su değmesini istemiyoruz. Çünkü gönderdiğimiz krem nanoteknolojik bir ürün olduğu için cilt altında hemen bakıma başlıyor. Cilt altında ne eksikse, kolajen mi, kas mı, bu
Bunu güçlendirmek amaçlı zaten gönderdiğimiz serum. Bu yüzden de o gün içerisinde herhangi bir makyaj, herhangi bir su değmesi önermiyoruz. İşlem süremiz yaklaşık kırışıklık bölgesine bağlı olarak 40 dakika kadar sürer. Öncesinde söylemiş olduğumuz gibi 3 gün öncesinde bir medikal bakım uygulanır. Cilt güzelce arındırılır. Geldiğiniz, 6-3'ye geldiğiniz gün ise direkt serumla birlikte radyo frekansla cilt altına serumu göndermeye başlarız. Yer bölgesine çalışıyoruz. Yine jawline hattımızı yani boyun bölgesine de yine çalışıyoruz. Farklı serumlar kullanıyoruz. Bugün korrektif serumunu kullanmaya devam edeceğiz. Yine nazalı bir yer ve gıdı bölgesindeki jawline hattına çalışacağız. Bunun için biyokinetik enerji olan başlığımızı kullanacağız. T başlığımız yine nazalı bir yer bölgesiyle öncelikle kremi sürüyoruz. Elmacık hattı belirginleştirmek için bir de jawline hattı için çalışmaya devam edeceğiz T başlığımızla. İşlemi 4 seans yapıyoruz demiştik. 4 seans sonra 6 ayda bir tekrar bir rutuş yapılabilir. Yaklaşık bu işlem 1 seneye kadar kırışıklık bölgesindeki nemsizliği giderir ve minik kırışıklıklarının oluşmasını engeller. Yine altın ütü cihazının T başlığıyla elmacık kemiğini belirginleştirerek daha belirgin hatlara sahip olabilirsiniz. Bu işlem sadece 35 ve 45 yaş aralığında değil, yine 25-35 yaş aralığında da farklı ürünlerle, özellikle hyaluronik dolgu maddesi içeren hyaluronik serumlarla da yapılabilir. Genç ciltlerde bu altın ütüyü tercih edebilir. Biz biraz daha nemsizlikten oluşan kırışıklıklara yönelik işlem yaptık. Elmacık hattı belirginleştirdik ve jawline hattını belirginleştiriyor olacağız. Başlığımızda yine nazolar bir yer ve çene hattı belirginleştirmek için işlemimizi bitirdik. En sonda yine cool dediğimiz başlık yani soğuk başlıkla cilde şok etkisi yapıyoruz. Nasıl ki ılık duş aldıktan sonra soğuk bir su dökeriz vücudumuza diri ve canlı kalması için. Aynı şekilde cilde de bu uygulamayı yapıyoruz. Daha sonrasında işlemimiz sona eriyor olacak. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımızın devamı gelecek. Hoşçakalın.